Radyo Tiyatrosu. Bizim Mahalle. Program yönetmeni Hüseyin Avnioğlu, yazan Reyhan Erkaçan, yayını hazırlayan Ümit İsmailoğlu. Gelin bugün bizim mahalleye gidelim. Bakalım bizim mahallenin çocukları neler yapıyorlar. Banu ile annesi evde oturmaktadır. Anne, Banu'nun önlüğünün çamurlu halini görünce sinirlenir. Bu okul önlüğünün hali ne böyle? Ne olmuş? Leke içinde, ıslanmış da. Okuldan gelirken düştüm. Çeşmede de üstümü yıkadım. Arzu'da yardım et. Koşarken niye dikkat etmiyorsun? Sana kaç kere söyledim koşma diye. Bu kış gününde yıkaması kolay mı sanıyorsun? Söz anneciğim, bir daha hiç koşmayacağım. Kaçıncı söz, artık inanmıyorum. Söz veriyorum, yemin ediyorum. Sus sus, boş yere yemin edip durma. Teyzen geldi herhalde. Onun kapı çalışına benziyor. Ben açarım anne. Neriman teyzem geldi anneciğim. Hoş geldin Neriman. Hoş bulduk abla. Elindeki pakette ne var teyzeciğim? Bil bakalım ne var. Bana mı aldın? Versene. Geçen gün yazılıda 5 aldığında söz vermiştim ya. İşte hediyen. Teyzeciğim ne güzel bir hediye bu böyle. Kıpkırmızı, pırıl pırıl parlıyor. Oo, ceplerinde de bak bak kardeşin resimleri. Bırak konuşmayı, bırak da şunu giy bakayım. Hadi giy. Ay hakikaten çok yakıştı. Canım teyzeciğim, çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun canım, güle güle giy. İlkokul 2. sınıfta sabah çocuklar toplanmışlar. Zil çalmadan önce Banu da sınıfta yeni alınan Yağmurlu'yla sınıfa girer. Başta kızlar olmak üzere sınıf arkadaşları yanına gelip imrenerek bakarlar. Ne kadar güzel. Rengi de güzel. Ne kadar yakışmış. Şimdiye kadar gördüklerimin en güzeli. Ben böyle güzelini görmedim. Anneme söyleyeceğim, bana da alsın. Öğretmenin kızının yağmurluğundan da parlak. Yeter yeter, geri çekilin de üzerimden çıkarayım. Eğer bu yağmurluğa bir şey yaparsanız parasını size ödetirim. Çocuklar çocuklar, ne bu haliniz? Sınıfa girdiğimi bile hissetmediniz. Geçin yerlerinize bakayım. Banu'nun sınıf arkadaşı ilkokul 2. sınıfta okuyan Arzu okuldan gelmiş, evde üzgün ve mahzun oturmaktadır. Annesi farkına varır. Derse kalktın mı Arzu? Kalkmadım. Niye öyle üzgün duruyorsun peki? Kavga filan mı ettin? Hayır. Ne oldu peki? Anne, Banyo teyzesi çok güzel bir yağmurluk almış. Aynısından ben de istiyorum. Kızım, her gördüğünden istenmez. Biliyorsun babanın kazancı belli. Evi zor geçindiriyoruz. Her gördüğünü istersen nasıl çıkarız işin içinden? Olsun, ben de istiyorum işte. Bak canım, sana almaya kalksak 3 kardeşin daha var. Onlara da almak lazım. Bana ne, bana ne, alacaksın işte, alacaksın. Tamam tamam, tabii alırım da biliyorsun Banu'nun boyu uzun, senin boyun kısa. Aynısını alırsam yağmurluğun yerlerde sürünür. Sana seneye alırım. O zamana kadar boyun da uzar, rahat rahat giyersin. Hadi şimdi aç kitabını da dersini yapmaya başla. Hadi canım. Sen dersine başla, ben açarım. Hoş geldin bey. Nasıl geçti günün? Hoş bulduk. Yorulmuşa benziyorsun. Gel geç şöyle otur, dinlen biraz. Bey, sana bir şey söyleyeceğim. Arzu yağmurluk istiyor. Lakin ben yağmurluk alacak kadar paramızın olmadığını söyledim. Senden de isterse haberin olsun. Seneye boyun uzayınca alacağım dersin. Tamam mı? Tamam tamam, bakarız bakarız, tamam. Ayşe'nin evi. Ayşe, babası ve annesiyle konuşmaktadır. Hayır hayır, ben de istiyorum Banu'nun yağmurluğunda. Neymiş bu yağmurluk? Yağmurdan ıslanmamak için mantonun üstüne giyiliyor. Sen neden bahsediyorsun kızım? Mantoyu bulduk da sıra yağmurluğa mı geldi? Ben sırtındaki manton eskirse yenisini nasıl alacağımı düşünüyorum.
Sen yağmurluktan bahsediyorsun. İnsanın zaruri ihtiyaçları karşılanmadan keyfe keder şeylerle uğraşılmaz. Ayla ile babası alışveriş yapmak üzere konfeksiyon mağazasındadır. Banu'nun yağmurluğundan istiyorum baba. Takılıp kaldın Banu'nun yağmurluğuna kızım. Efendim, kızın söylediğini anladım. Yağmurluklarda maalesef bizde yok. Üstelik bu bizdekiler daha iyi. Baksana içi miflonlu, üşütmez. Mantosu bile giyebilirsin. Ama Banu'nun yağmurluğu böyle değil. Bak kızım, o yağmurluk inceymiş. Bu daha kalın, daha iyi. Hangisini istersin, kırmızıyı mı maviyi? İkisini de alalım. Ama kızım, bu dükkan benim değil ki. Maviyi alalım. Lütfen mavi olanı sarar mısınız? Tabii efendim, tabii. Baş üstüne efendim, buyurun. Çocuklar sınıftadır. Ayla da yağmurluğunu giyip gelmiştir. Kızlar kendi aralarında konuşurlar. Bakın, babam bana da bir yağmurluk aldı. Gördüm ama seninki Banu'nunki kadar güzel değil. Olsun, sana ne? Senin hiç yok ya. Annem bana da alacak. Ama boyum kısa olduğundan seni yedi. Kandırmışlar seni. Niye kandırsınlar? Boyun kısaysa yağmurluğun da kısası var. Üzülme Arzu. Ben de istedim babamdan, parası olunca alacak. Senin babanın parası olunca sana da alırlar canım. Niçin bu kadar büyütüyorsunuz? Zaten bana da babam almadı ki, teyzem aldı. Üstelik niye üzülüyorsunuz? Teyzem hediye etmeseydi benim de yağmurluğum olmayacaktı. Banu okul dönüşü eve gelmiştir. Kapıyı açan annesine... Anne, ben artık okula giderken bu yağmurluğu giymek istemiyorum. Neden kızım? Bir şey mi oldu? Bugün arkadaşlar kendi aralarında konuştular. Arzu ile Ayşe'nin babalarının paraları yokmuş. Yağmurluk alamamış. Onlar da ağladılar. Öyle üzüldüm ki. Ben de annelerinden duydum kızım. Evde de ağlamışlar. Çocuklarının isteklerini yerine getiremedikleri için onlar da üzülmüşler. Anne, niye onların babalarının paraları yokmuş? Kızım, herkesin kazancı ayrı ayrıdır. Kimi çok çalışır veya iyi bir işi olamadığı için az kazanır. Kimine babasından fazla para kalmıştır. Bunlar uzun etraflı konular. Daha başka sebepleri de vardır. Her ana baba çocuğunun arzusunu yerine getirmek ister. Fakat elde olmayınca ne yapsınlar? İlk önce herkeste olmayan bir yağmurluğum olduğu için seviniyordum. Ama bugün arkadaşlarımın halini görünce öyle utandım ki. İçimden keşke arkadaşlarımın da yağmurlukları olsa benim gibi dedim. Aferin, aferin benim merhametli kızım. Hep böyle düşünmek lazım. Allah herkese versin, bize de. Sonra arkadaşlarımın bana karşı davranışları da değişti. Benimle artık eskisi gibi neşeyle oynamıyorlar. Sanki ben onlardan ayrı bir şeymişim gibi soğuk davranıyorlar. Ya, olur böyle şeyler kızım. Normaldir. Gören gözün hakkı var derler. Olanın olmayana borcu vardır. Bizim adetlerimiz böyledir. Biz bile koskoca kadın olduğumuz halde bir arkadaşımızın üzerinde güzel bir elbise görsek hemen imreniyor, kıskanıyoruz. O küçücük kızlar nasıl imrenmesinler? İlk giydiğimde dokunmamalarını söyledim. Yağmurluğumla övündüm. Şimdi o yaptıklarıma da pişman oldum. Sakın kızım, sakın bundan sonra övünme, böbürlenme. Kendini kimseden üstün görmeye kalkma. Bu çok kötü bir huydur. Herkesi senden soğutur. Eğer övülmeye layık bir insansan, bırak seni başkaları övsün. Ayrıca para gibi, mal gibi, elbise gibi maddi değerler insana üstünlük kazandırmaz. Ancak huy ve ahlak güzelliği insana üstünlük kazandırır. Bana kalırsa sen asıl mükafatı benim gibi keşke arkadaşlarımın da yağmurluğu olsaydı diye düşünmekle kazandın. Ah canım, iyi kalpli kızım benim. Tamam mı anneciğim, okula giderken giymeyeyim yağmurluğu. Tamam, giyme kızım. Başka yerlere giderken giyerim. Hı. Gezmeye giderken mesela. Olur tabii yavrum, çok iyi edersin. Merhaba Hasan. Merhaba, ne haber? Matematiğe çalıştın mı? Biliyorsun bugün yazılı var. Unuttum gitti Mehmet. Hiç çalışmadım. Hem mahallenin maçı vardı. Sen niye gelmedin? Maçın sırası mı? Her gün maç mı olur? Oturup hacimleri su gibi yaptım. Çok iyi, çok iyi. Öğretmen arkasına dönünce bana da gösterirsin. Ben de senin yazılı kağıdına bakarak yazarım. Olur biter. Yo, kusura bakma. Bu sefer olmaz. Geçen yazılıda kağıdı sana gösterirken öğretmenden hazır işittim, biliyorsun. Yapma Mehmet, sen bilirsin. Son yazılıda zaten 0 aldım.
Bu yazıldan da zayıf olursam bir daha kurtaramam. Olmaz. Sen hayatın boyunca bana güvenerek mi yaşayacaksın? Kendin niye çalışmıyorsun? Maç vardı dedim ya. Maçı bırakıp nasıl ders çalışayım? O zaman alacağın zayıfı da normal karşıla. Bile bile zayıf almaya razı olmuşsun çünkü. Tatilde de ben maç yaparken sen oturup ders çalışırsın. Kim demiş? Ben ders çalışmadan da sınıf geçerim aslanım. Gidip öğretmene bir bakayım, geldi mi? Ne yapacaksın? Şansım yaver giderse bakarsın öğretmen gelmez bugün. Sen ders çalışma, sonra da şansından medet um. Öğretmeni gördün mü? Evet, beraber geldik. Matematikten yazılı yapacağını söyledi mi? Geçen ders söyledi ya. Hasan düşünceli düşünceli yazı tahtasına doğru yürüdü. Kimseye göstermemeye ve sessizce etrafına bakınarak, arkadaşlarını da kontrol etmeye çalışarak bir iki parça tebeşir alıp ağzına atar ve gelip yerine oturur. Sınıfta öğretmen vardır. Hasan'ın oturduğu yerden gürültü gelir. Ne bu gürültü çocuklar? Neler oluyor arka tarafta? Hasan hastalandı öğretmenim. Neyin var Hasan? Ağzım kuruyor. Gözlerim kararıyor. Çok hastayım öğretmenim. Kaldır başını sıradan bir bakayım. Ateşler içinde yanıyorsun. Ne oldu sana böyle? Dün maç yaptık. Sonra da terli terli su içtin değil mi? Ah bu çocuklar. Biz tembih ediyoruz. Anneleriniz tembih ediyor. Terli terli su içmeyin diye hiç dinlemiyorsunuz. Hadi kalk. Topla çantanı da seni evine göndereyim. Sağ ol öğretmenim. Kendin gidebilir misin yoksa müstahdemi çağırayım mı? Giderim öğretmenim. Hadi Mehmet, arkadaşının çantasını topla. Peki öğretmenim. Paltosunu da getirin. Hasan okuldan eve gelmiş ve hasta olarak yatağa yatmıştır. Annesi bu ara bir doktor çağırmıştır. Ateşi 40. Sabah hiçbir şeyi yoktu. Okulda hastalanmış. Kahvaltıda ne yedi? Peynir, ekmek, çay. Yolda veya okulda herhangi bir şey yedin mi yavrum? Hayır. Dün gece halsizlik, keyifsizlik var mıydı? Hayır, yoktu. Durumu ciddi mi doktor bey? Zannetmiyorum. Niye olmuş acaba? Dersleri nasıl Hasan'ın? Ders çalışmayı pek sevmiyor. Evet, evet. Hastalığı geçecek, üzülmeyin. Yalnız Hasan'la konuşacağım bir konu var. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii doktor bey. Bak oğlum, seninle iki arkadaş gibi konuşalım. Konuşmalarımız sadece ikimizin arasında kalacak. Onun için açıkça konuşmaktan, gerçekleri söylemekten sakın korkma. Söyle bakayım, ateşin neden bu kadar yüksek? Bilmiyorum. Ama muayene ettim. Göğsünü dinledim. Ateşlenmene sebep olacak bütün yolları düşündüm. Bir şey bulamadım. Gerçi ateşe sebep olacak daha bir sürü sebep vardır ama... yol yakınken önce sen söyle. Neticeye daha çabuk varalım. Ben bir şey bilmiyorum. Bana yardımcı olmazsan tedavi güçleşir. Biz de çocuk olduk. Senin yaptıklarını defalarca ve senelerce yaptık. Bu yüzden beni aldatman biraz güç. Söyle bakayım. Derslerin nasıl? Pek iyi değil. Bugün yazılı veya sözlü imtihanın var mıydı? Vardı, matematikten. Çalışabilmiş miydin? Hayır. Neden çalışmadın? Dün çok top oynadım, derse vakit kalmadı. Oğlum her çocuk oyun oynamalıdır. Top oynamak da hakkınızdır. Fakat derslerinizi aksatmamak şartıyla. Dersi tamamen bırakıp da oyuna dalarsan tabii ki derslerin aksar. Haklısınız. Derse çalışmayınca da okuldan kaçmanın çarelerini ararsın. İlk yazılıdan da 0 almıştım ama... Peki bu ateş nasıl yükseldi? Onu söyle bakalım. Tebeşir yedim. Kimden öğrendin? Tebeşir yemeyi kim söyledi sana? Okuldan atılan bir arkadaşım söylemişti. Tebeşir yersen ateşin yükselir, herkes seni hasta zannedip eve gönderir demişti. Sen de öyle yaptın. Evet. Tabii sana vereceği zararları düşünmedin. Zararı mı var? Olmaz olur mu yavrum? Ama arkadaşım zararı yoktur demişti. Senin arkadaşın doktor mu? Yok, hayır. O halde ne bilir zararlı olup olmadığını? Gerçi bilmez ama. Bir insanın herhangi bir sebepten ateşinin yükselmesi, vücutta mikroplarla mücadele olduğunu gösterir. Eğer vücut mikropları yenerse hasta iyileşir. Mikroplar vücudu yenerse hasta yataktan kalkamaz. Sen bu tebeşirleri yemekle ne kadar mikrop kapmışsın ki vücut o mikropları yenmek için uğraşıyor. Ateşin de bu yüzden 40'a çıkmış. Bunları bilmiyordum. Tebeşir vücuda faydalı bir şey olsaydı Allah bize yememizi emrederdi. Sen de ekmek yerine tebeşir yerdin.
yenmek için yaratılmadığına göre demek ki zararlı bir madde. Bak işte vücudun o zararlı maddeleri yenip dışarı atmak için neler çekiyor. Kendi kendine eziyet etmişsin yavrum. Bir daha yemem. Ayrıca yalan söyleyip öğretmeninle aileni aldatmaya çalışman da büyük bir hata. Ayıp. Onlar seni sevmese, iyiliğini istemese, hastasın diye sana yardımcı olmaya çalışmazlardı. Ama zayıf olacaktım. Senin kadarken ben de bir iki defa okuldan kaçtım. Biyoloji dersini hiç sevmezdim. Bir gün babam yakaladı. Kulağımı tuttu. Bana bak. Ya okul ya da okulu bırak. Meslek sahibi ol. Hem kendine hem beni aldatmaya çalışma. Bugün dersten kaçarsan yarın hayatın zorluklarına nasıl dayanacaksın? Seni okutabilmek için ne sıkıntılara katlanıyoruz? Madem okumayacaksın bir mesleğe çırak gir de sen de kurtul biz de kurtulalım deyince bende şafak attı. Okuldan kaçınca hep dışarıda oyun oynayacağımı zannediyordum. Halbuki çırak olmak okumaktan daha zordu. Sabahtan akşama kadar durmadan çalış. O zaman oyun da oynayamayacaktım. Bütün gece düşündüm. Sabah okumaya karar verdiğimi, bir daha derslerden kaçmayacağımı babama söyledim. O da affetti. Bak şimdi doktor oldum. Babamın o zamanki sert hareketi bana şu gerçeği öğretmişti. Zorluklardan kaçacağına üzerine git. Kaçarsan hiçbir şeyi çözemezsin. Ama üzerine gidersen zorluklar senden kaçar. Yani şimdi ben biraz çalışsam matematikten geçebilir miyim? Tabii geçersin. Çalışarak sen de matematiği öğrenebilirsin. Yarından itibaren çalışmaya başlasam? Hemen düzeltirsin. Peki, başlayacağım çalışmaya. Sana oyun oynama diyen yok. Önce dersini yap, sonra oyun. Baş üstüne. Bak, bu yalanın yüzünden ailenin maddi manevi zararı uğrattın. Şimdi bir sürü doktor ilaç parası, oğlumuz hasta oldu diye de bir sürü üzüntü. Seni okutmak için harcadıkları çabaların boşa gideceğini öğrenince de kahrolacaklar. Yazık değil mi onlara? Seni sevmek, senin için saçını süpürge etmekten başka ne suçları var onların? Ben kötü bir çocuğum değil mi doktor amca? Hiçbir insan kötü değildir yavrum. Asıl kötülük, kötülük yapmakta ısrar etmektir. Sen bir kötülük yaptın, tamam. Ama pişman olup tekrar yapmazsan sana kötü denemez. Pişman oldum, bir daha yapmayacağım. Söz veriyor musun? Derslerine de çalışacak mısın? Hem de çok çalışacağım. Öyleyse ben de bu konuştuklarımı annene söylemeyeceğim. İleride çalışıp derslerini düzeltince münasip bir zamanda kendin söylersin. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğim. Sana güveniyorum. Anneme ne diyeceksiniz? Ben gerekeni söylerim. Hiç merak etme. Bana büyük bir iyilik yaptınız suçumu yüzüme vurmakla. Çok teşekkür ederim. Verin elinizi öpeyim. Vaktiyle babamın bana yaptığı iyiliği ben sana yapabildiysem babamın ruhu şad olur. Hadi Allah'a ısmarladık yavrum. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Kabuğu kıramadı. Ha gayret arkadaşlar, taşlamaya devam. Hadi yapmayın. Yazıktır, kaplumbağanın da canı var. Sus lan hanım evladı. Bakın bakın kan akmaya başladı. Yazıklar olsun size. Hiç insaf merhamet yok mu sizde? Sizi aynı şekilde taşlasalar böyle sevinir misiniz? Sana ne oluyor aslanım? Sana ne? Biz taşlıyoruz, sen üzülüyorsun. Zaten üzülebileceği kadar merhametiniz olsa zavallı hayvana eziyet etmezdiniz. Sen Ali'ye bakma, kan görünce dayanamaz o. Kibar Bey ne olacak? Gidin ablasını çağırın da götürsün. Ablası da geliyor zaten. Ali neredesin? Deminden beri seni arıyorum. İşte orada duruyor, fenalaştı. Ali ne oldu sana? Üstün başın ne hale gelmiş? Kan görmeye dayanamadı. Ne kanı? Düştü mü? Hayır, baksana şuraya zavallıya. Aman Allah'ım, zavallı hayvanı ne hale getirmişler. Kim yaptı bunu? Biz yaptık, ne olacak? Hep senin başının altından çıkıyor bu kötülükler değil mi? Şu ağzı var dili yok hayvanın haline bakın. İşkence etmişsiniz. Ah senin terbiyesiz kaya, bu çocukları da sen ayartıyorsun. Ne olmuş ayarttıysak? Bak terbiyesize, sana böyle terbiye verenler de kabahat. Senin yüzünden şu zavallı hayvanların çekmediği kalmadı. Daha dün kedinin kuyruğuna kum dolu torbayı bağlayıp kuyruğunu kopardın. Kurbağalara iğne batırdın. Sana ne? Kuşları yakalayıp kanatlarını, sonra da kafalarını kopardın. Hangi birini sayayım? Böyle gidersen büyüyünce cani olacaksın. Üzülme. Önce seni aklarım. Terbiye yok ki. Kaç kere annesine şikayet ettim, kâr etmedi. Aile terbiyesi alsa bunu yapar mıydı? Siz niye oynuyorsunuz bu kayayla? Şimdiye kadar hiç iyi iş yaptı mı? Yürü Ali gidelim. Bir daha bu terbiyesizlerin yanına geldiğini görürsem döverim seni.
Hadi çocuklar, hava karardı. Ben gidiyorum. Karnım çok acıktı. Yarın buluşur başka bir iş yaparız. He sahi, bir yerde köpek yavrusu buldum. Onu bileğin içinde yavaş yavaş suda boğalım. Nasıl, zevkli olur değil mi? Ali'nin ablası doğru söyledi. Hayvancağızın haline bak, ne kadar acı çekiyor. Kayaya uyup biz de kötü olduk. Aramızda karar alalım. Bir daha oynamayalım kayayla. Söz mü? Evet evet, söz. Bir daha hiç oynamayalım. Kaya'nın evi. Anne ve babası evdedir. Kaya telaşlı bir halde. Anne çabuk, karnım çok acıktı. Hazır mı yemek? Sabah çıktığından beri eve uğrama, şimdi de deli gibi gelip yemek iste. Çabuk anne çabuk, ölüyorum açlıktan. Ne yapayım ölüyorsan? Git önce elini yüzünü yıka, öyle gel. Niye alakadar olmuyorsun bu çocukla? Ben onun çobanı mıyım? Çobanısın tabii. Ben nasıl sabahtan akşama kadar didinip çırpınıp evimin nafakasını kazanıyorsam, sen de çocuğuna bakacaksın. Oh, ben baş edemedim bu çocukla. Çalıştın mı? Öğleyin gelmeyince aradın mı? Dışarıda kimlerle oynuyor, ne yapıyor, takip ettin mi? İşim yok da onunla mı uğraşacağım? Senin asıl işin bu çocuk. Bir anne çocuğunu iyi terbiye etmedikten sonra ne yapsa faydasız. Tamam tamam, akşam akşam başladın gene. Hiç aklına gelmiyor mu? Bütün gün nerede bu oğlan? Yolu yolsuza mı çattı, hırsıza mı, uğursuza mı? Bilmen lazım. Oğlan büyütmek kız büyütmekten daha zordur. Oğlan büyütmek işlek yolda fidan büyütmeye benzer. Gelen giden takılır. Peki peki, bakarım bundan sonra. İhmal etme sakın. Gece hayli ilerlemiştir. Artık Kaya'nın yatma saati gelmiştir. Hadi oğlum yatağına. Ha unutma, sütünü iç de öyle yat, olur mu? Peki olur. Hasan, Ali, Cemil, Vehbi, neredesiniz? Hadi gelin oynayalım. Ama niçin bana öyle soğuk soğuk bakıyorsunuz? Sokağa çıkmayacak mısınız? Koşun hadi. Hani bugün köpek boğacaktık? Fakat niçin hepiniz içeri çekildiniz? Benden kaçıyor gibisiniz. Niye gelmiyorsunuz? Ben kimlerle oynayacağım? Görüyorum ki yalnızsın. Derdin nedir? Kimse benimle oynamıyor. Bütün arkadaşlarım terk etti beni. O halde beraber oynayalım. Aa, peki ya sen kimsin? Seni hiç tanımıyorum. Üstelik hiç senin gibi çirkin yaratık görmedim. Ruhunu aynada görseydin bu sözü söylemezdin. Tanıyamadın mı beni? Tanıyamadım. İlk defa görüyorum. Halbuki her gün beraber oynuyoruz. Nerede? Her yerde. Ben hep senin içindeyim. Seninle beraberim. Yalan söylüyorsun. Sana kedinin kuyruğuna kum torbası bağlamayı, kurbağalara iğne batırmayı, kaplumbağaları taşımayı ben öğrettim. Adın ne peki? Şeytan, şeytan. Seninle hep arkadaşız. Benim söylediklerimi yaptıktan sonra da hep arkadaş kalacağız. Sahi mi? Benimle oynar mısın peki? Önce bir köpek bulalım, sonra da bir leğen. Hadi arayalım, boğacağız değil mi? Evet. Aa, bulamadık. Ne yapsak acaba? Aklıma bir fikir geldi. Söyle. Sen köpek ol. Tamam. Ben köpek gibi yatayım. Sen de su dolu leğen getir. Leğen büyük olsun ki ben sığabileyim. Dur, dur önce. Suyu dolduralım. Gel, gel önce. Şu başını bir tutalım. Ha ha ha, oldu. Hadi hop hop, bir hop hop. Çok güzel nesin. Yorum. Kaldırma başını. Kaldırma. Neyse. Neyse biraz neyse. Neyse. Neyse biraz nefes al. Hadi hop. Hadi. Hadi. Öyle başını çıkarmaya çalışma. Ben sana nefes aldırırım. Ne olur yapma. Ellerin kırılsın pis şeytan. İmdat anne. Kurtarın beni, baba boğuluyorum. Bey oğlan bağırıyor. Oğlum ne oldu? Ne var oğlum? Ne var? Allah Allah. Ter içinde kalmış bu çocuk. Hadi ha? Anlat yavrum. Ben ne oldu? Ben anne. Ne oldu oğlum? Allah Allah. Rüya mı gördün? Korkuttular mı? Korkma artık hadi. Kötü bir rüyaydı. Geçti bak. Hayır anne, rüyaydı ama gerçeğe çok yakındı. Gündüz benim hayvanlara yaptığım eziyetin hepsini şeytan rüyamda bana yaptı. Gördün mü hanım? Bak çocuk hayvanlara eziyet ediyormuş. Var mıydı haberin bundan? Komşular birkaç kere şikayet ettilerdi de ben pek ciddiye almamıştım. Al artık ciddiye. Biz cemiyete muzur bir insan mı yetiştireceğiz yoksa faydalı bir insan mı? Oğlum evladım, kocaman adam oldun, öğrenmedin mi daha? Hayvanların da bizim gibi canı var.
Bu rüya ona iyi bir ders olmuş. Artık aklını başına alsın. Anladım baba. Baba, şimdiye kadar işlediğim günahlar affolur mu? Tabii oğlum, tabii. Ama bir daha yapmayacaksın, tamam mı? Tövbe ediyorum baba. Benden sana baba nasihati. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmadığın müddetçe seni herkes sever ve sayar. El üstünde taşır. Bunu sakın unutma evladım. Peki babacığım. Tohumdan fidan, fidandan meyve yetiştiren bir bahçıvan gibi bildikleriyle öğrencileri yetiştirmeye çalışan öğretmen, henüz meyve olmaya çalışan öğrenciler arasında. Evet çocuklar, zilin çalmasına az bir zaman kaldı. Şimdi dün verdiğim ev ödevlerinizi açın bakalım. Bahar ve Biz adlı kompozisyonu kim okumak istiyor çocuklar? Ben okuyayım. Aferin. Sen oku Güner. İlkbahar gelince tabiata bir canlılık gelir. Ağaçlar çiçek açar. Her taraf yemyeşil olur. Havaların ısınması, her yerin mis gibi kokan çiçeklerle dolması, kuşların sevinçlerinden cıvıltıları bizleri coşturur. İçimizden koşmak, oynamak, çimlere yatıp uzanmak, kalkıp çiçek toplamak gelir. İşte bahar böyle sevimlidir. Tabiatın bütün güzelliğini sinesinde toplayarak bize sunan ilkbaharı ne çok severim. Aa, bu kopya. Ne kopyası? Güner'in okuduğu kompozisyon kardeşimin dergisinde vardı. Oradan çalmış. Yalan söylüyor öğretmenim, ben kendim yazdım. Susun bakayım. Ayağa kalk Bahar. Buyurun öğretmenim. Yaptığın hareket çok çirkin. Arkadaşın hatalı bile olsa hiç böyle sınıfın ortasında söylenir mi? Bak arkadaşın nasıl mahcup oldu. Ama kopya etmiş. Biz emek emek ödev yazarken o açmış dergiyi yazıvermiş. Sus bakayım. Kopya bile olsa hatası böyle ulu orta söylenmez. Arkadaşının kusurunu saklayacağın yerde açığa vuruyorsun. Böyle arkadaşlık olmaz. Yoksa kıskanıyor musun? Evet, ders bitti çocuklar. İyi günler hepinize. Sağ olun öğretmenim. Söylediğin deliliğine geçti Bahar. Gördün mü? Öğretmen benden yana çıktı. Fesatlığın kesene kar kaldı. Sus, şimdi tokatı yersin. İnsan hiç arkadaşını kıskanır mı? Kıskanç Bahar, kıskanç, ne olacak? Susun, susun diyorum. Bahar evde anne ve babasıyla birliktedir. Bahar sessizdir. Ne oldu sana kızım? Geldiğinden beri tek kelime konuşmadın. Bir şey yok anne. Derste çalışmadın. Artık okula gitmeyeceğim. Aa, neden kızım? Öğretmenimin de arkadaşlarımın da yüzlerini görmek istemiyorum. Sebep ne yavrum? Seni üzen bir şey mi yaptılar? Anlat bize yavrum. Derdini söylemeyen deva bulamaz. Öğretmen ödev vermişti. Güner de ödevini dergiden kopya etmiş. Ben doğruyu söyleyince beni azarladı. Kıskanç dedi. Kızım, bazen doğruyu söylememek söylemekten daha iyidir. Ama baba, kendi yazmış gibi öğretmeni kandırdı. Doğruyu söyleyince ben suçlu oldum. Sen hep tembih etmez misin doğru söylememi? Haklısın kızım. Doğru uçurumun ucunda olsa bile öğrenip tetkik edeceksin. Doğru yapılan işlerin bazıları kötü görünebilir. Fakat sonuç her zaman doğruya varır. Yalnız doğruyu söylemenin yeri ve zamanı iyi seçilmelidir. Yeri ve zamanı iyi seçilip söylenmezse doğru söz kırıcı veya itici olabilir. Halbuki doğrunun gayesi insanı kazanmak, eğrileri düzeltmektir. Sen de belki böyle yanlış bir çıkış yapmış olabilirsin. Hadi sen dersini yap kızım. Yarın da okuluna gidersin. Böyle her üzücü hadiseden sonra okulu terk etmek olsa Ama utanıyorum anne. Hep alay ediyor arkadaşlarım. Hiçbirini görmek istemiyorum. Sinirlerim bozuldu. Hadi kızım, senin yaşında sinir olmaz. Geçer bütün bunlar. İnsan hata yapa yapa tecrübe kazanır. Sabah kalkınca hiçbir şeyin kalmaz. Hadi benim güzel yavrum, hadi canım. Peki anne, yapacağım dersini. Çocuklar, bugün dersimiz şu. Hepiniz şimdi öğretmeninizi nasıl bulduğunuzu yazacaksınız. İçinizden geldiği gibi yazın. Bakalım sizin gözünüz beni nasıl görüyor. Size 15 dakika müsaade. Çıkardınız mı kağıtlarınızı? Evet. Güzel. Evet. Yazın bakalım. Evet, tamam mı çocuklar, bitirdiniz mi? Bitti öğretmenim. Kim okumak ister? Öğretmenim.
Aferin. Hepiniz hazırsınız. Sen okudursun. Öğretmenimi çok severim. Çok iyi kalplidir. Bizi hiç dövmez. Güler yüzlüdür. Hepimizi çok sever. Merhametlidir. Kimseyi incitmez. Bizim başarılı olmamız için elinden geleni yapar. Çok güzel. Teşekkürler. Şimdi sen oku Güner. Öğretmenimiz güler yüzlü ve iyi kalplidir. Okul aile birliğinin parasını toplar, fakir çocukları çarşıya götürüp onlara ayakkabı palto alır. Ben öğretmenimi çok severim. Sağ ol yavrum. Sen de bir şeyler yazdın mı Bahar? Yazdım öğretmenim. Oku bakalım. Öğretmenim hoştur, şakacıdır, kabiliyetlidir. Müsamere zamanı bize yeni şeyler öğretir. Usanmadan çalışır. Sene sonunda ondan üzülerek ayrılır. Okullar açılınca sevinçle yanına koşarız. Fakat gerçeklere inanmaz. Yalancılar yerine doğru söyleyenleri cezalandırır. Doğru mu yanlış mı diye araştırmaz. Ne biçim yazmış? Öğretmene böyle şey söylenir mi? Ayıp. Susun bakayım. Ayağa kalk Bahar. Söyle bakalım Mavi. Gerçeklere inanmadığımı nereden çıkardın? Öğretmenim. Hani geçen gün size Günder'in kopya ettiğini söylediğimde bana inanmadınız. Araştırıp öğrenmediniz de. O hadiseyi mi diyorsun? Evet. Kızım ben sana inanmadığımı söylemedim ki. Sana inandım. Fakat arkadaşının hatasını herkesin önünde söylemene kızdım. Ama öğretmenim siz de o gün bana kıskanıyor musun deyince... ...bütün arkadaşlar benimle kıskanç diye alay ettiler. İsim taktılar. Doğru mu bu çocuklar? Doğru öğretmenim. Doğru. Ya, demek öyle. Şimdi bütün arkadaşlarımdan soğudum. Onlar da beni sevmiyorlar. Aferin sana Bahar. Hakkımda yazdığın ödev çok güzel yavrum. Beni hem üzdü hem de çok sevindirdi. Seni arkadaşlarının arasında küçük düşürdüğüm için özür dilerim senden. Hatamı kabul ediyorum. Yapmamam lazımdı. Hislerini açık açık yazdığın için seni kutlarım. Öğretmenlik hayatımda ne yalan söyleyeyim, bu kadar dürüst anlatan, hatamı yüzüme karşı söyleyerek bana düzeltme imkanı veren bir kompozisyon ödevi görmemiştim. İlk defa sen böyle temiz kalpli, dürüst bir şekilde beni uyardın. Teşekkür ederim. Otur kızım. Evet çocuklar, arkadaşınızın ödevini neden böyle çok beğendim biliyor musunuz? Çocuk terbiyesinin temel kaidesi şudur. Bir çocuk iyi bir hareket yapmışsa herkesin önünde met edeceksiniz. Bir hata yapmışsa hatasını yalnızken ikaz edip düzeltmesini söyleyeceksiniz. Arkadaşınız Bahar, Güner'in hatasını herkesin önünde bana şikayet ederek çocukluk yapmıştı. Yapar. Çünkü henüz yaşı küçüktür. Bazı kaideleri bilmemesi normaldir. Ama öğretmen ve sizden daha yaşlı olmama rağmen ben de aynı hatayı tekrarladım. Bahar'ı sizin önünüzde azarlayarak küçük düşürdüm. Siz de alay ettiniz. Suç bende. Benim yaşımda bir insanın yapmaması gereken bir hata. Benim yüzümden kim bilir ne kadar çok üzüldü arkadaşınız. Okuldan, arkadaşlarından soğudu. Şimdi hepinizin huzurunda arkadaşınız Bahar'dan özür diliyorum ve bana hatamı düzeltme imkanı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Aferin sana kızım. Hayatın boyunca da böyle dürüst ve açık kalpli ol. Bir evin odası. Balkona açılan bir kapıyla diğer tarafta salona açılan bir kapı vardır. Vakit gece. Rabia ile Zeynep ders çalışmaktadırlar. Ah, nihayet bitti. Çok da uykum geldi. Hemen yatacağım. Senin daha çok dersin var mı Rabia? Benimki de tamam. Hemen bitiriyorum. Evet, kızların dersleri bitti. Hadi bey, topla paralarını. İyice yerleştir cebini. Çengelliği neydi unutma, düşürürsün. Aman anne, canını al parasını alma. Çengelli iğneler. Boş laf konuşmayı bırak. Ne emeklerle kazanılıyor o paralar biliyor musun? Abla, artık ben seninle yatmam. Nedenmiş o?
Bütün gece buz gibi ayaklarını dokunduruyorsun. Sinirlerin bozuluyor. Hem öyle ani bir dönüşüm var ki hep üstüm açık kalıyor. Affedersin küçük hanım. Bir dahaki sefere sinyal verir öyle dönerim. Kesinlikle olmaz. Hiç yatağa girmeye niyetlenme. Çocuklar, ne kavga ediyorsunuz? Zeynep, hadi sen de salondaki divanda yat. Ben çok rahatım sanki. Doğruyu söylemek gerekirse sen de bana rahat vermiyorsun. Aslında salonda ben yatmak isterdim ya. Anne, bu balkon kapısı şişmiş, kapanmıyor. Arkasına bari sandalye koysan. Korkuyorum ya bir giren olursa. Korkma kızım, korkma. Babam var, ben varım. Hiçbir şey olmaz. Rabia uyumaktadır. Oda karanlıktır. Ay ışığı biraz loşlaştırmıştır odayı. Balkon kapısından yavaşça çocuk girer. 10-12 yaşlarındadır. Etrafına bakınır ve ağır ağır sandalyenin üzerinde duran babanın elbiselerine yaklaşır. Ceplerini karıştırmaya başlar. Rabia gözlerini açar, çocuğu görür ve korkarak tekrar gözlerini kapatır. Çocuk paraları alır ve tekrar etrafına bakarak balkon kapısından çıkar. Rabia tekrar bakar, aynı odada yatan annesine seslenir. Anne, şişt, anne, anne kalk hadi anne. Ne var kızım? Niye uyandırdın beni? Odaya hırsız girdi. Aman canım, rüya görmüşsündür. Hadi uyu artık. Kalksana anne, ne rüyası? Babamı da uyandır, ceplerine aman baksın. Kızım, aman kızım, hiç rahat yok, hiç. Bey, bey kalk. Kalk uyan, kalk hadi. Ne oldu yine? Niye uyandırdınız kalk, beni? Bey, kalk kalk, odaya hırsız girmiş. Ne hırsız canım, rüya görmüşsünüz. Vallahi gördüm baba, senin elbiselerinin ceplerini karıştırdı. Durun durun bakalım hele. Şu ışığı yakayım. Duruyor işte paralar. Hırsız girse bunları alırdı. Bir de çengellediğin paralara bak. Eyvah, eyvah. Yok paralar. Aa, hanım kız doğru görmüş. Görüyor musun başımıza gelenleri? Kızım, Allah. Kızım tarif edebilir misin? Ne gördün, anlatsana kızım. Şey, çocuk gibiydi işte. Kısacık boyu, kocaman kafası kızım, vardı. Dur. Kızın şu haline bak, korkudan eli kolu tutmuyor. Şok geçirmiş, şaşırmış yavrucak. Çok korktum anne, ecel terleri döktüm. Manzara herif, nereden girdi acaba hanım? Balkon kapısından baba. Aklıma da gelmişti. Anneme sandalye koymasını söyledim ya, koymadı. Hırsız balkondan nasıl girer? Altımızdaki fırının kapısı tam balkonun altında. Fırındakiler bu saatte ekmek yapıyor olmalılar. Onların görmesi lazım. Aşağı gidip soralım. Önce ben giyineyim de. Çocuğum, çocuk gibi olduğundan emin misin? Yani korkudan öyle sanmıyorsun. Yok anne, çocuk gibiydi. Küçük bir çocuk iki katlı evin balkonuna nasıl çıkabilir? Mutlaka. Evet. Fırıncının yanında bir çocuk çalışıyor. Eli uzun demişlerdi. Kovacakmış ama acıdığı için bırakmış. Yani kovmamış. Hanım, bir şey bilmeden iftira etmeyelim elin masumuna. Peki yabancı birisi nasıl girsin? Aşağıdaki fırında çalışanlar var. En iyisi gidip onlara soralım. Hadi. Fırına birlikte inerler ve başlarından geçen olayı fırın sahibine anlatırlar. Telaş etmeyin sizi. Jandarmaya haber vermeden önce ben bir konuşayım. Belki güzellikle halledebiliriz. Siz bekleyin. Fırın sahibi ve yanında çalışan, hakkında şüphe edilen çocukla baş başa konuşmaktadır. Bak oğlum, şimdiye kadar çok konuştuk. Ama tekrar soruyorum. Senin annen baban ne oldu? Ayrıldılar. Sana kim baktı? Ben orada, burada büyüdüm. Okula gidebildin mi? Gidemedim. Niye? Okul çağına gelince çalışmaya başladım. Bak oğlum, ben senin baban yerindeyim. Yanımda çalışmaya başladığından beri seni adam etmek için çok uğraştım. Ama nafile, adam olmayacaksın. Ne yaptım ben usta? Dinle. Biz esnafların bir adeti vardır. Yanımıza bir çırak alınınca denemek için görebileceği çeşitli yerlere para koyarız. Bakalım alıp cebe mi atıyor yoksa haber mi veriyor diye. Sen şimdiye kadar her gördüğünü cebe attın. Kimsesizsin diye kovmak yerine hep seni ikaz ettim. Ama sabrım taştı.
Bu gece de üstteki eve girmişsin. Ben girmedim. Girmişsin, görmüşler. Yalan. Bak şimdi dışarıda bekliyorlar. Karakola gideceklerdi. Ben göndermedim. Gitsinler, ben çalmadım. İftira ediyorlar. Beni zavallı buldular, üstüme geliyorlar. Çalışan hiç kimse zavallı değildir. Oğlum, dünyanın en şerefli işi çalışıp alnının teriyle kazanmaktır. Sen de çalışıp kazanıyorsun. Niye zavallı olacaksın? Asıl zavallılık başkasının emeğini çalmaktır. Düşünsene, o koskoca yaşlı başlı adam aylarca çalışıp kazanacak, çoluğuna çocuğuna nafaka toplayacak. Sen gidip 5 dakikada ona sahip olacaksın. Olur mu? Hem ayıp hem günah. Alnının teriyle kazanmak dururken hırsızlığı seçenler asıl sapıtanlardır. Sen iyi bir çocuksun. Eğer şimdi parayı nereye koyduğunu söyler, elimizi öper, bir daha çalmayacağına yemin edersen, seni belki affettirebilirim. Aksi halde jandarmayla, polisle, hapishaneyle uğraşır durursun. Ustam kurtar beni ne olur. Söz veriyorum, kurtaracağım seni. Elini ayağını öpeyim ustam ne olur. Nerede paralar? Bahçede, taşın altında. Güzel, sen git getir. Ben de komşularla konuşmak üzere yanlarına gideyim. Sen de oraya gel. Ne oldu? Efendim, bir cahillik yapmış. Paranız şimdi geliyor. Eğer şikayetçi olmazsanız bu kimsesiz çocuğu kazanabiliriz. Maalesef aile terbiyesi görmemiş. Böyle olmasında çocuklarının ne olacağını düşünmeden ayrılan anne ve babanın suçu bu çocuğun suçundan daha çok. Bir daha kimsenin canını yakmayacağına dair söz verirse affedebiliriz. Başka türlü affetmek onu suça teşvik etmek demektir. Evet. Cezasını çekerse daha çabuk uslanır. Söz verdi. Peki siz de kefil oluyor musunuz? Oluyorum efendim. Buyur. Bey, say bakalım tamam mı? Sayıyorum. Tamam. Oğlum, öp bakalım amcanın elini. Tövbe et bir daha yapmayacağına. Tövbe ediyorum. Bir daha asla yapmayacağım. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın. Radyo tiyatrosu.